Lezzeti Kent Worunger iftar huzurunu sunar. Allah Teala'nın seçtiği ay Ramazan ayında bütün güzelliklerin buluşması gereken, rahmetin parladığı, çağladığı bu güzel ayda bizler yine Cenab-ı Hakk'ın seçtiği güzel beldelerden size seslenmeye, buradan sizi bu muhabbetle buluşturmaya gayret edeceğiz. Mekke ve Medine'den sizlere sesleneceğiz. Ramazan'ın bereketi, mağfireti, rahmeti evinize yansırken bir yandan da Ramazan'ın bu bereketini Mekke ve Medine'nin rahmetiyle, bereketiyle ve güzellikleriyle buluşturmaya gayret edeceğiz. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, saadeti üzerinize olsun. Maddi ve manevi rızıklarınız genişlesin. Maddi ve manevi problemleriniz, meseleleriniz, sıkıntılarınız şu an itibarıyla inşallah hallolsun, asan olsun. Cenab-ı Hak sizi korktuklarınızdan emin eylesin. Emin, ebedi saadete erişeceğiniz o emin beldeye, yani cennete güzel bir ömürden sonra sevdiklerinizle beraber olarak kavuşmayı nasip eylesin. Şimdi yine bu sözümün Türkçesini söylüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, iftar huzurunda, yani zaten iftar huzuru hashtag ile bize yazabilirsiniz. İsmini biliyorsunuz programın ama. Bazen böyle devamlı gördüğüm hocalarım vardır. Onlara karşı edebim artık genetik yapıma işlemiştir. Yani bilinç altı mı denir, şuur altı mı denir, hangi isimle isimlendiriyorlarsa. Ben ona şuur altı demiyorum, şuur üstü diyorum yeni bir tabirle. Yani aslında insanı yüksek şuura yücelten, ulaştıran görüşlerdir. Devamlı görüştüğü insanlar olur, çocukluğundan beri hatıraları olur, saygı duyar. Ama bazı zatlar da vardır ki milletçe, toplumca saygı ve muhabbet duymamız gereken, takdir edemesek bile, çalışmalarını takip edemesek bile baş tacı etmemiz gereken değerler vardır, değerli hocalarımız vardır. Bendeniz şu anda öyle bir hoca hanımın huzurunda bulunduğumu düşünüyorum. Çünkü biz insanı kolay harcıyoruz. Hele hele bu harcama işine aileden alıştıysak hiç iflah olmuyoruz. Ama bize insanı güzel görmeyi, insanı yetiştirmeyi, aile teşkilatını sadece alandaki yaptığı hizmetlerle değil, akademik çalışmalarıyla da taçlandıran çok kıymetli bir üstadımız, hocamız bizlerle. Sayın Beylik hocamız, hoş geldiniz, sefa geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun, hamdolsun. Ortaköy'ün havası ne kadar güzel değil mi? Çok güzel, hakikaten. Hakikaten şehrin içinde bir Ortaköy.
Yani evet, güzelliği, evet. Tabiatı yaşayabileceğiniz bir yer. Tam İstanbul. Evet. Biraz Ortaköy'ün bu duruşu İstanbul'un süliyetine bakıldığında bir aile gibi de duruyor. Böyle yukarıdan bakıldığında bir kubbe etrafında böyle insanların beraber olduğu bir yer. Ve Ortaköy sadece buradaki camiyle değil tabii. Cami bir şey toplayan zaten. Buradaki birliktelik bize bir huzur veriyor. Ortaköy'ün varlığı İstanbulluya huzur veriyor mesela, gitmese de. Kıymetli hocam, sizin aile teşkilatı hakkında. Aile sağlığı mı demek lazım acaba? Çünkü bu bedeni sağlıktan daha önemli. Sizden istifade edebileceğimiz dakikaları şu iftar saatinde aile olmaya çalışanları da içine alacak. Aile olmayı da düşünenleri içine alacak şekilde. Bu ailenin önemi bir de ehil olan sizden rica etsek. Estağfurullah, tabii. Buyurun kıymetli hocam. Şimdi aile genel olarak hani toplumun temel kurumudur, temel yapı taşıdır denir. Ama bence aileyi bir toplumla fert arasında bir köprü olarak görmek lazım. Evet, toplumda çok önemli kurumdur. Ama fert de toplumu birleştiren aradaki köprüdür aile. Ve aile bir birey içinde, bütün insanlar içinde vazgeçilmez bir birlikteliktir. Çünkü aile dediğimiz şey kurumun, kurumsal bakışın ötesinde şöyle de bakabiliriz. Aile her şeyden evvel uzun süreli birlikte yaşayan, kuşaklar boyu yaşayacak olan bireyler arasındaki bir etkileşim ağıdır. Çok yakın insan ilişkileridir. Ama aslında bu ilişkiler insanın doğasıyla çok bağlantılı bir şey. Şu sözümü şöyle açıklamak istiyorum. Estağfurullah efendim, çok açık konuşuyorsunuz zaten. Literatürde, sosyolojide pek fazla da yüz verilmeyen bazı örnekler var. Çünkü daha çok hani davranışlarla açıklanmak istediği için sosyolojinin genel eğilimi, bazı şeyler gözden kaçırılmış. Şöyle bir örnek var, bu gerçekten yaşanmış örnek. Birkaç tane var. Yani vahşi hayvanların büyüttüğü çocuklar çeşitli zamanlarda, çeşitli dünyanın çeşitli yerlerinde rastlanıyor bunlara. En belirgin örneklerinden biri de 1920-30'larda falan Kuzey Hindistan'da misyonerler buluyorlar. Kamala ve Amala adını veriyorlar o kız çocuklarına. Birisi 1,5 yaşında, biri 8 yaşında. Çünkü o kadar bir acı yüzünlü bir örnek ki, ama aynı zamanda hem sosyoloji ve psikoloji alanı için çok önemli bir örnek. Aynı zamanda insana bir takım metafizik çağrışımlar da yaptıran bir örnek tabii. Bu kurtlar bulunuş hikayesi de çok enteresan. Önce kurtların yanında hayaletler dolaşıyor diye oranın yerli halkı çok korkuyorlar. Çünkü görüyorlar bu mistik çocukları. Mistik bir şey yüklüyorlar. Evet, kurtlardan farklı ama değişik bir yaratıklar. Hayalet diye gece vakitleri. Sonradan işte misyoner bunları buluyor ki iki kız çocuk. Ama kardeş değiller. Nasıl onların oraya geldi, ne oldu onlar bilinmiyor. Kurtlar büyütmüşler. Dört yani hayvan gibi şey yapıyorlar, insani duygular yok, korku da ayağa çok kalkmadan hakim. Yürüyorlar elleri evet, üzerinde. Evet, yemek öyle. Tabii çocukları alıyorlar ama bir süre sonra küçük olan vefat ediyor, ölüyor. Büyük bir süre daha yaşıyor. Daha diğer örneklerde de öyle, uzun süre yaşayamıyor bu çocuklar. Yani evet, yaradan insanı yani ahsenin takvim üzerine yaratıyor ve bütün hani en güzel özellikleriyle potansiyel olarak var. Fakat o potansiyelin kuvveden fiile geçebilmesi için insanın insana muhtaçlığı da söz konusu. Yani kendinde var ama kendiliğinden olmuyor. Olmuyor. Allah Allah. İşte biliyor musunuz, o insan bütün o insan olma özelliklerini yaşayabilmesi, hatta ondan da öte sosyal varlık olarak hani konuşabilmesi, düşünebilmesi, belli şekilde yemek yiyip belli davranışları kazanabilmesi yakın insan ilişkileri içinde oluyor. Ne acayip bir şey. Yani şu anda siz kıymetli hocam, haşa tabii bunu zaten kritiğini yapmış bir insansınız. Hani meslek olarak bizi hoca görüyorlar, onların tabii değerlendirmesi, ama İslam medeniyetinin, Kur'an medeniyetinin, hadis, sünnet geleneğinin özünü anlatıyorsunuz. Yani Rabbül Alemin olduğunu ilan ediyor Allah. Hemen arkasından sıratellezine en amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna diyerek orada bir teşkilat,
hemen de bir yaşanabilecek alan beraberlik sunuyor. Söz konusu. Evet. Ve bunu daha sonra Ceausescu zamanında Romanya'daki şeylerden yetimhanelerde büyümüş çocukları evlat edinen Batılılarda da büyük bir sıklıkla karşılaşıyorlar. Çok zor çocukların iletişim kurmaları çünkü hiç şefkat ve sarılma şeyi olmamış. Yani o yakın bir insan ilişkisi yok. Dolayısıyla insanın bırakın hani beşeri özellikleri kazanabilmesi. Evet. Hani daha insan olma yolunda hani ilerlemesini bir tarafa bırakalım hani sosyalleşme, evet. Normal sosyalleşme sürecinde o beşeri özelliklerini yani gerçekleştirebilmesi için olacak davranışları evet, en az bile. İnsanla ilgili evet. Davranışları onun için bile yakın insan ilişkilerine bir etkileşim ağına ihtiyacı var uzun süreli ve bu yüzden zaten aile evrensel yani evrensel. İnsanın doğasına indiğiniz zaman ontolojisine baktığınız zaman görüyorsunuz ki bu mümkün değil. Ben şey gibi düşünüyorum. Yani bu örnekler aslında Cenab-ı Hakk'ın bize ibretlik örnekleri. Yani. İbretlik örnekleri de hocam. Yanlış mı düşünüyorum? Kendim bulmayı seviyorum ve bulduğumda seyirciye aktarmayı seviyorum. İnanın ekran önünde de bendeniz sadece sohbet yapıyorum. Aslında televizyon işi yapmıyorum. Aslında siz bizi bir yerden bir yere getirdiniz. Şöyle ki ben burayı bir aile gibi düşünüyordum. Ortaköy'ü. Siz şu anda tam sizin cemalinizi süsleyen, ayrıca fonda görünen köprüyü gösterdiniz bize. Hayır dediniz, aile aslında o köprünün ta kendisi dediniz evet. Gibi geliyor bana. Doğru evet, mu? Doğrudur. Yani evet. Ben burayı duragan, buradan bütün herkesin baktığı bir alan, bir aile motifi çizdim. Siz daha ilk cümlenizle beraber hayır dediniz, siz köprü. Yani ikisini birleştiren... Evet. Belki bütün bu iletişimi buradan oraya oradan buraya gelişimi sağlayan aileyi bir köprü olarak gösterdiniz sanki doğru değil mi? Evet. Evet. Çok mühim bir tespit bu. Evet. Benim için heyecan verici. Burada tabii ulaştıran için, birbirine ulaştıran ve insanın o potansiyelini gerçekleştirebileceği ilk etkileşim ağı. Bu yüzden de vazgeçilmez. Evet, aile çağlar boyu toplumdan topluma dönüşüyor, değişiyor ama yine aile olarak kalıyor. Ediyor, evet. Farklılıklar gösteriyor, çeşitleniyor. Aynı zaman diliminde bile çeşitli aile tipleri oluyor. Ama vazgeçilmez bir şey çünkü insanın doğası bunu gerektiren bir şey. Hatta buradan kıssadan hisse ben hep şunu düşünüyorum. Çok bencil olan insanlara, git o zaman yalnız yaşa. Yani her şeyden evvel kendi benini öne alan... geçenlerde bir gençle konuşuyordum. Biraz bencillik değil mi dedim yaptığım. Yo dedi ben bencil değilim ama sadece kendime öncelik tanıyorum. Çok güzel. Şeye zamanın benziyor. Gençleri çok akıllı. Şeye benziyor. Alçak gönüllülüğüm sayesinde kusursuzluğa eriştim gibi bir söz olmuş bu yani. Haydi ben kendimi öncelik sanıyorum bencil değilim. Dedim ya bu sen sözle sadece çok kendini hoş. Kandırabilirsin. Ve o zaman o insanlar yani önce ben diyenler bence bu örneği düşünmeliler. Başkası yoksa sen de yoksun. Evet. Başka bir insanla alışverişin yoksa benim hiçbir işe yaramıyor. Hani bırakın hani egoyu geçmek, nefs terbiyesi onu falan yani geçelim. Yani basit mantık kaidesi evet. Beni koyabileceğin liste yok bir kere. Yok. Nereye koyacaksın da ben diyeceksin. Karşıda sen yoksa sen nesin hiçbir şey. İşte olamıyor da zaten. Yani o örnekte benliği bile o şey yapam kazanamıyor o hani söylediğimiz vahşi hayvanların eğittiği çocuk, evet. Büyüttüğü çocukların eğittiği demeyeyim, büyüttüğü çocukların için. Dolayısıyla bir hiç kimse, herkes birbirini düşünmek zorunda. Zaten evren bütün her şey bir canlı sistem ve alışveriş üzerine kurulu. Alışveriş evet. Dengesi üzerine kurulu. Hocam sizi kesmek için ama hakikaten gerçekten merak ettiğim için söylüyorum. Şimdi biz mesela ben yalnız olanları çok hızlı düşünmeye çalıştım. IQ müsait değil ama olabildiği kadarıyla. Yani çok hızlı düşünme, yalnız kalan insanlar var. Ama sanki yine sizin anlattıklarınızdan şunu mu anlamalıyız? Aile teşkilatı ve aile havasını yaşayan bir insanın yalnız kalsa bile o yalnızlığı ekarte edebilecek bir birleşim sağladığı, hayatta kalmayı başarabildiği ve belki o yalnızlığında belki haksızlığa uğradığında diyelim. Çünkü sadece fiziki yalnızlık değil. Doğru temellerle tekrar o çokluğu, o birlikteliği bulabildiği gibi bir kanaat uyandı bende. Ama aile teşkilatı olmazsa,
Yani ailenin o havasını almazsa kişi toplum içinde bile yalnızlaştı ve bencilleştiği gibi kanaat çıktı bendeniz. Ama aile hayatı yaşayanlar içinde de ben merkezi bencil olanlar ama var. Ama orada dönüşememe meselesi var. Yani bir adamın orada yaşadığı, mesela Ortaköy'de yaşadığı halde şu camiye girmemek gibi. Hani dönüşememekle de alakası evet. Var mı? Yoksa ama anne babaya da düşen bir şey mi? Bir yakın insan ilişkilerine ihtiyacı var insanın. Değil mi? Yani çünkü kendisine yani aileyi anlamak aynı tutuyor ne olursa olsun bir insan, karşısındaki insan. Kendi kendisini geliştirebilmesi için başka bir insana ihtiyacı var. Eyvallah. Dolayısıyla herkes birbirinin o anlamda da değerini bilmek zorunda. Çok güzel. Burada esas vurgu yapmak istediğiniz birliktelik. Birliktelik, beraberlik. Çok güzel hocam ya. Yani yalnızlık konusunda da şöyle düşünüyorum. Şimdi konuyu oradan oraya geçmiş olacağım benim hatam lütfen affedin. Rica ederim. Orada da hani atlamadan geçmek yani atlamak istemedim. Peki. Tekrar o hani köprü meselesine döneriz. Yani insan anlam atfeden bir varlık. Diğer tabii düşünen varlık, işte konuşan hayvan, düşünen hayvan ne derseniz deyin. İnsanın diğerlerinden ayırt eden en önemli özelliklerine biri anlam atfetmesi. Sosyoloji bu önemli bir tespittir ve bir yola yani bir yaklaşımdır, bir tercihtir. Ve insan atfettiği, anlam atfettiği nesneyle soyut veya somut ancak ilişki kurabiliyor. Evet. Ve dolayısıyla bir anlam dünyasına sahip. Eğer bu ürettiği düşüncelerde mutlaka daha önceki yerleşik bir düşünceden yola çıkmak durumunda. Yani insanın belli alışılagelmiş şekilde söyleyelim değerlere sahip. Evet. Biz ona daha çok anlam kodları diyoruz. Evet. İyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin gibi değerlere sahip. Bu referans çerçevesi oluşturuyor. Yani akıl gibi, hislerin de bildiği doğrularla bilemediklerine ulaşması gibi şey mi söz konusu? Evet. Yani çok güzel, kendisi çok oradan akıl yürütüyor. Belli evet. Yerleşik düşünceleri var. O yüzden mesela bazı değerleri çocuklarımıza sıklıkla tekrarlarız ki o özümsesin, içselleştirsin. Onun farkında değiliz belki o işleyişin. Evet. Hani bunu sosyal psikoloji falan çok güzel inceliyor, ortaya koyuyor. İnsanın kognisyonu nasıl çalışıyor, öğrenme nasıl oluyor diye. Ve dolayısıyla o yerleşik düşünceleri çok önemli, referans çerçevesi. Ama şimdi bu modern hayatta çerçeveler de kırıldı. Evet. Birbiriyle çelişen referans noktaları insanların zihninde. Ve dolayısıyla o hani bunalım, sıkıntı, çelişkiler de oradan kaynaklanıyor. Burada da akıl yayan kalıyor işte. Akıl evet. Tezatları birleştiremiyor ama hisler... Değil mi? Duygular, değer yargıları daha ön plana çıkmıyor mu o zaman? Kişiye de göre hocam. Değişiyor ama. Tabii ama kişiye yine de göre değişiyor. Yaşanabilir hale gelmesi, kişiye göre yaşanabilir hale gelmesi evet. Bile evet. Biraz akıl odaklı değil de değer ve his odaklı olmaya doğru kaymıyor mu sizce? Evet, bence her zaman ben akıl ve duygunun birlikteliğinden yanayım. Yine yani nikahtan bir anlamda akıl ve gönüllün hani o... tevhidinden yanayım. Yani ikisi çok birbirine doğru. Desteklemedikçe doğru. Bunun çıkış yolunu kolay olmayacak. Şunu demek istiyorum. O kadar karma karışık bir referans noktaları varken romandan bir şey öğreniyor, filmden bir şey alıyor, işte ne bileyim sırasında gerekirse Kur'an'ı açıyor, alıyor ama o bir referans çerçevesi oluşturmuyorsa birey hep sıkıntıda. Ama biz inanan insanlar şu bakımdan çok şanslıyız. Yaradan bu kadar kompleks bu sistemler örüntüsü olan evrende her şeyin bilgisine sahip ve o bilgiye sahip ve bize de onun referans çerçevesini Kur'an'la vermiş evet, ve sünnette bunu değil mi sevgili peygamberimiz de bunu bize somut şekilde göstermiş, örneklendirmiş. Bu çok büyük bir şans. Yani kendi referans insanı öyle ki hazır referans çerçevesini anlamak bile bir ömür gerektiriyor değil mi? Evet. Bir evet. De düşünün yani kendiniz referans çerçevesi oluşturacaksınız. Muhteşem hocam. Bir de onun hocam. Sıkıntısını düşünün. Zorluğunu, çıkmazını, bunalımını, tepkilerini. Şimdi o noktada eğer biz bu Kur'an ve sünnet referans çerçevesinde tabii sevgiyle Allah'a sığınmayı ne kadar becerebilirsek aslında yalnızlık duygusundan kurtuluruz. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Orada... Çok tek güzel ifade olmak, ediyorsunuz. Anlatmak ne demek? Tek başına olmak ayrı bir şey, yalnız hissetmek ayrı bir şey. Çok güzel. Çok kalabalık bir ailede
bir kadın veya bir erkek veya bir çocuk, bir genç kendini çok yalnız hissedebilir eğer iyi bir iletişim ağı yoksa. Ama tek başına bir insan, yani yine çevresinde yakınları mutlaka bir etkileşim ağı vardır. Ama tek başına kendini yalnız hissetmeyebilir. Bu da tek ancak ve ancak sevgiyle Allah'a sığınmak ve peygamberimizi örnek alarak mümkün. Yani bu, bunun dışında yine o mümkün olabilir ama kısmi evet. Mümkün olabilir. Ben hani yolun daha açık olması bakımından söylüyorum. Yani bendeniz hep bulduğum böyle varsayım, işte çıkarımlarımı hep böyle ihtiyatla karşılamanızın sebebi de ortaya çıktı. Yani değerleri deyince değerler ama, hani akıl deyince akıl ama derken ikisinin aslında saf, belki bugün tartışılma ihtiyacı olmayan ama hep tartışılan mutlak akıl, mutlak değer noktasında. Hı-hı. Bir değere sahipse insan zaten birkaç adım önde başlıyor. Önde başlamak diye aslında frekans açılıyor. Evet. Sadece çünkü belki onun eğitimle frekans ayarımı evet. Yapılıyor. Çünkü her şimdi bir isabet değer, edebildim evet, mi? Evet, estağfurullah, güzel hocam. Estağfurullah. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz her kıymetli hocam. Her bir değer bir evet. Hikmettir. Heh. Ama her bir hikmet, siz daha iyi bilirsiniz, himmet yüklüdür. Dolayısıyla yani oradan zaten manevi yardım geliyor. Yani inananın işi o yüzden kolaylaşıyor. Sadece akıl yoluyla değil ama akılla veya bilgiyle, hani ilmel yakinle değil. Biraz daha hani görerek o hikmeti anlamaya çabaladığında zaten o çabası karşılıksız kalmıyor. Tamamlanıyor biliyorsunuz. Muhasem bir şey. Tamamlanıyor. Yani siz bir adım atıyorsunuz, geri kalan tamamlanıyor. Bendeniz sohbetlerimde, dinlediğim sohbetlerde beni böyle adım adım bir yere taşıyan konuşmalar olunca inanın çok seviniyorum. Yani bu belki de Rabbim, Allah benim için çok büyük bir neşe bu tabii. Yani her şeyi kenara bırakabilirim böyle bir şey olduğunda. O bulmak çok heyecanlandırıyor. Yani bir adımdasınız oradan yukarıya. Mesela biz şimdi sizinle konuşurken bir insanın kendisindedir. Bu herkesin ağzında olan bir şey. Bir insanın bütün enerjisi içindedir gibi basit bir cümle. Kolaycılık. Oradan şuraya çıktığımı zannediyordum ben. Büyük bir basamak atladığımı. Kendindedir ama kendinden çıkmaz. Ama şimdi siz öyle bir noktaya taşıdınız ki bizi sohbetinizle. Sen kendiliğinden ortaya çıkmayacağını bildiğinde, bir adım attığında ona doğru seni kendi kendine de bırakmıyorlar dediniz. Ben bu basamağı ilk defa görüyorum. Çok önemli bir şey. Yani bunun bilincinde olmak çok önemli. Bu bilinçle mi kuruluyor aile dediğimiz teşkilat aslında desem? Çok mu kolay olur? Yani biraz tabii hanım bu... programlarına benzedi. Farkındayım ama. Şimdi evet. Her ailenin... Hele bu modern dünyada her zaman öyle olmuş aslında. Büyük toplumlarda farklı alt kültürler olmuş. Hı. Dolayısıyla her ailenin yani yaşam tarzına, dünya görüşüne bağlı olarak kendi değerleri farklı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir aile. Tabii. Önemli olan sağlıklı ailede aile içindeki bireyler arasında... hak ve sorumluluklar dengelerinin kurulmuş olması dengesi. Bir örnek verebilir misiniz kıymetli hocam? Yani herhangi bir somut. Mesela diyelim ki ev hanımı çalışmıyor ve çalışmayı da düşünmüyor. Evet. Eşi çalışıyor. Evet. Diyelim ki muhafazakar olabilirler veya olmayabilirler. Ama kendi ilişkilerinde bir hak ve sorumluluk dengesini, hani haklar tepeye, her bireyin hakları ve sorumlulukları var. Anne olarak, eş olarak, işte komşu, hatta ne bileyim yakın, kız olarak, evet. İşte kardeş olarak, kardeşine. Bağları var yani. Bütün bir şey. O aile arasında herkesin birbirine karşı hakları ve sorumlulukları var. Eğer bu hak ve sorumluluklar dengede ise, yani ailede bireylerden biri veya birkaçı, haklar benim, sorumluluklar senin demiyorsa. Aa, orijinal. Bütün görevleri karşı tarafa yüklemiyorsa ve karşı taraf her iki tarafta o görev, hak ve dengeleri kurmaya çalışıyorsa, o zaman o sağlıklı bir ailedir. Çok o ailenin güzel. Sağlığı da hiçbir zaman böyle, yani diyelim ki şöyle bir kültüre sahip aile daha sağlıklı. Şöyle bir standart, şöyle değil. Diyemeyiz, kendi içinde. Diyemeyiz. Kendi içinde dengesi. Çünkü ailenin alt kültürlerine göre değerleri farklıdır birbirlerine. Yaşam tarzları, demin söylediğim dünya görüşlerine evet. göre. O çerçevede
hak ve sorumluluklar dengelerini kurmuşlarsa mesele yoktur. Anlatabiliyor yani muyum? Kargayı bülbül gibi ötüş beklenmemeli. Evet. Martıya bir karga modeli yüklenmemeli gibi. Aynen. Mi diyebiliriz? Aynen. Bir de mesela evet. Ve herkes neyse onu yapması. Tabii bu hani denge meseleleri her zaman çok hassas. Hassas. Hani bazen bozulursa da sağlık olsun. Şimdi olacak. Bakın hocam, siz ezber bozuyorsunuz şöyle. Yanlış ezberleri bozuyorsunuz. Yani ezber bozmak tabiri de yanlış ezberlenmiş bir ezberdir aslında. Niye ezber bozulsun doğru olduktan sonra? İki kere iki. Hadi bozalım şimdi. Olur mu? Bozulmayacak. Ama yanlış ezberler bozulmalı. Yani biz hep şöyle, hocalarımız, profesörlerimiz, akademisyenlerimiz bir kere insanımızın anlamayacağı şekilde konuşur gibi ezber vardır. Bu şu anda sizlere Ömer, tamam gitti. İkinci kısmı da bu kariyerle, bu profesörlükle, bu doçentlikle insanlar gayri ihtiyar tabii biraz, yani biz bu mevzuyu biliyoruz tarzı vardır, bir eminlik vardır. Bendeniz sizde aslında itiraf ediyorum, ne olur hafifliğimi hoş görün. Yani şu çok hoşuma gitti. Bu mevzuda bizim şu anda devletimizin aile politikasını bile etkileyebilecek en önemli, belki son 50-60 yılın en böyle dişe dokunur, gözde görülür çalışmalarını yapan, komisyonlarında çok faal olan. Yani yaptığınız faaliyetleri okudum hocam ben. O kadar kısa zaman içerisinde bu kadar işin çıkması muhal gibi bir şey yani. Hakikaten muhal. Bunu şimdi merak eden baksın. Burada bunu konuşacak değilim. Ama bu noktadayken şu, tabii bilemiyoruz da bunu. Her ailenin diye söze başlamanız bendenize göre bizim aydınımızla halkımızın bir buluşmasıdır. Hı hı. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü biz senelerce çocukluğumuzda bizim teşkilatımız, ailemiz, hayatımız, indimiz, okulumuz, hayat şeklimiz, yaşam tarzımızla alakalı hep bizi, bir şeyleri çok iyi bilen, bildiğiniz halde aydınların böyle parmak ucuyla bizi böyle göstermesine şahit olduk. Ama şu an ben onu hissetmiyorum. Yani benim ailemden bir bireyim konuşuyor. Benim anne saygısı duyabileceğim, abla saygısı duyabileceğim, ekrandakileri de kastederek söylüyorum, duyabileceğim bir konuşma var burada. Teşekkür Bu çok ederim. Çok önemli. Yani bendeniz iftar huzurunda aslında bunu yapmaya çalışıyorum. Evet. Enformasyonun tamamını vermek değil. Bir güzelliğin farkında oluşu ortaya koymak, farkında kılmak. Hocam birkaç dakikamız var. Biz aile teşkilatı olarak, hep bizde televizyon seyircisi olarak da bir reçete beklenir ama galiba birkaç dakikamız da yokmuş. Benim konuşmamdan belki, heyecanımı hoş görün. Bu aile teşkilatı hakkında hep televizyon seyircisi şunu sorar. Bunun bir formülü var mı diye. Bir cümleyle özetlemenizi istesek çok mu insafsızlık olur? Yani sağlıklı bir, iyi bir, sağlıklı evet. Bir ailenin. Yani ailenin sahip olduğu değerler ne olursa olsun, aradaki demin de söylediğim gibi görev ve sorumlulukların dengesinin kurulmuş hak olması. Ve sorumlulukların, hak ve sorumlulukların dengesinin kurulmuş olması. Ailede her şeyin bir başka bireyin üzerine yıkılmaması yani, yani evet. Devrim. En önemli olan bu. O zaman sağlıklı aile birey ve toplum arasında köprü olacaktır. Çünkü o kişi ailesine hem kendi hakkına sahip çıkarken başkasının hakkını da, karşısındakinin hakkına da saygı göstermeyi. Aynen öyle. Köprünün bir ayağı düşük olsa buradan ne yapacak, aile için de öğrenecek. Evet. Evet. Birisini ezmemeyi, bütün yanlışı. Burada hiç önemli değil. Ben yani biz o kadar farklı kültürlere sahip bir toplumuz ki hep birleştirici olmak durumundayız. Dolayısıyla tabii herkes kendi sahip olduğu değerleri daha benimser ve üstün görür, onunla memnundur. Ama herkes birbirininkine saygı duymak durumunda. Önemli olan o denge kuruluyor mu? Belki benim sahip olduğum değerler çok daha kıymetli ama ben sözde söylüyorum. Ne için onu gerçekleştirmiyorum. Evet. Ama öbürü belki sen benim başkasını küçümsediği bir değerlerin aile. Aile içinde çok güzel. O zaman kişinin dengesini kurmuş. Kişinin hak söylemesi de yetmiyor. Hak ve sorumluluğu, belki biraz kelime oyunu yapacağım. Hı. Hakkı konuştuğunu söyleyen insanın da o sorumluluğu taşıması gerekiyor. Evet. 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 Kıymetli hocamla ben Deniz, yani tanışmanızı isterim. Kitaplarıyla, makaleleriyle tanışmanızı isterim. Akademisyenseniz, sosyolog,
psikolog neyseniz ama insana değer veriyorsanız, hatta bendenize göre biraz hekimlerimizin de hocamızın makalelerini, tebliğlerini, çalışmalarını takip etmesini tavsiye ediyorum. Min gayri haddi. Benim takdir etmek benim şeyim değil, çapım değil. Ama önemliydi. Konuştuğumuz çok mühimdi. Yani burada dingin bir müzikle farklı bir şiir okunabilirdi. Eminim ki siz de çok daha rahat dinlerdiniz ve hiç yorulmazdınız. Ama farkındalık hakikaten kolay değil. Zihnen bile bir şeyleri fark etmek biraz gayret istiyor galiba efendim. Bir ara vereceğiz. Sonra tekrar sohbetimizde burada olacağız inşallah. Evet kıymetli dostlar. Bu arada ne yaptınız bilemiyorum ama ben Beydu hocamdan istifade etmeye çalıştım. Yani dakika bile kıymetli, çok kıymetli. Hatta biraz şu sofranın seslerini falan duymasak ya. Yani tabak şıkırtısı, kaşık çatal işte yok suyunu at, tuzunu koy. Ya bir 5 dakika ya, 5 dakika bir dinleyin yine yemek olur zaten diye düşünüyorum. Bu bencillik değil, demin öğrendiğim kadarıyla buna bencillik denmiyor. Bu sizi düşünmekle alakalı, sizin farkındalığınız. Şimdi hocama vakit kıymetli olduğu için uzatmayacağım. Şöyle tam da kınadığımız hanım programları gibi hiç böyle cümle falan kurmadan şunu söyleyeceğim. Hocam böyle bir güçlü ailedir, sağlam ailedir, aile yapısı, yapı taşı falan gibi cümleler böyle havada uçuşuyor. Hani sorduğunuzda nedir diye, yani bilmiyorum ama bu Yeniçeri'nin dediği gibi çabuk Müslüman ol demiş. Tamam olacağım söyle demiş. Kalk da imama soralım demiş en sonunda. Onun gibi bir hikaye bu. Hocam güçlü aile üzerine, yani güçlü aile, yani bu tanım üzerine biraz popülist de olsa siz bu popüler olan tanımı alıp evet güçlü aile şudur denilebilecek noktada çalışmalarınız olduğunu duymuş idim. Biraz açar mısınız? Evet. Siz de sesini açar mısınız televizyonu biraz dinlemek için? Ama dinlemek için sesi açmak değil, susmak icap ediyor. Onu da arz etmiş olayım. Evet. Şimdi kavramlar çok önemli. Bizim olgularla zihnimizdeki tasavvurlar. Yani eğer bir şeyi çok iyi tanımlayamıyorsak o olguyu çok iyi anlayamıyoruz. Flu. Yani anlıyoruz sanıyoruz. Kesin. Analiz ediyoruz zannediyoruz. Değil. O yüzden çok sıklıkla kullanılan bu güçlü aileyi, yani içi boş ama tamam bir şey anlatılmak isteniyor. Şöyle tanımlamaya çalışmıştım. Yani bir aile bir problemi olduğu zaman aile içinde, aile fertlerinden birinden kaynaklı veya da başka dışarıdan bir etkiyle o problemi çözmek üzere aile dayanışma gösteriyor, problemi çözmek için gayret sarf ediyorsa o güçlü bir ailedir. Ne güzel bir tarif ya. Bilmiyorduk bunu. Ben Deniz bilmiyordum bunu. Tabii burada... Ya tevazu değil hocam hakikaten. Estağfurullah. Bunu tabii insan biraz hani sosyoloji bilgisi, gözlemleri bu şekilde bu sonuca ulaşabiliyor. Ama burada aile konusunda çok fazla, mesela biz kavramlara da gereğinden fazla böyle bir sanki kutsallık atfediyoruz, dokunulmazlık böyle bir yukarıda böyle üzerine insanın baskı yapan bir kavram şey haline geliyor. Güçlü aile. Güçlü falan. Hayatta aile, aile şöyledir falan. Aile en nihayetinde birer arasındaki bir etkileşim ağıdır. Bu kadar basit bir şey yani. Ve o etkileşim ağı nasıl işliyor? İşte demin söyledik sağlıklı aile dediğimizde hak ve sorumluluklar dengesini kurmuşsa tamam eyvallah bir sorun yok. Arada denge bozulursa da sağlık olsun olacak. Çünkü, İllallah. Evet, o zaman da illa. Evet. İnsan zaten bir etkileşim ağında yarışma, işbirliği, çatışma, uyum, benzeşme, benzeştirme, her türlü etkileşim tipi yaşanır. İnsanın bunların olduğu yerde bunlar evet, olacak. Bunlar ya. Olacak. Tabii. Çok normal. Hatta yani zaman zaman biz kendimizle bile geçinemeyiz. Yani insanlar kendi kendine bile, değil mi? Hocam benim didişir. Aklımda bir şey mi duydunuz? Hayır. Genel olarak en azından yapmışsınızdır bir kere. Yani çoğu hayatımız yani, öyle geçiyor. Mümkün değil. Hepimiz evet. İnsanız çünkü. Mükemmellik Allah'a mahsus. Hepimiz Amin hatalarımız Allah'a var. Sahip. Onlarla çok şey öğreniyoruz. Dolayısıyla yani kendi sırasında kendi kendine bile geçinemeyen
insanların bir arada yaşadıklarını düşünün. Tabii sorun çıkacak yani, problem olacak. Bu gayet doğal bir şey ama aynı zamanda bir dolu da çok güzel günleri var. Ben en çok şeyi çok severim. Havaalanları, o şeyler, tren istasyonları, o buluşma ve uğurlama zamanlarında de, ailelerin güzelliği. Evet. Evet. Bekleyenlerin ya, tepkileri değil mi? İnanılmaz hoştur o aile işte Allah, o güzel Allah tarafları. E tabii çalıştıkları zaman da olur. Bu hayat böyle bir şey zaten. Ama önemli olan o dengenin sevgi ve muhabbet ve hani şefkatle, gerekli zaman otoriteyle de tabii kurulması. O şekilde. Şimdi güçlü aile dediğimizde problem çözmek ama bazen mesela kavga dövüş halinde problem çözülebilir. Yani senin yüzünden bu çıktı da bilmem ne de falan, bir dolu problem aile içinde de çatışmalar, bir iletişim çatışmalar yaşanarak. Devletlerde de öyle oluyor. Aynen. Savaşıyorlar, birbirlerinin örflerini alıyorlar sonra. Mesela o kadar abartmayayım belki. Estağfurullah. Şimdi orada iletişim oluyor yani. Evet. Çatışma, yoğun bir çatışmayla da problem çözülebilir. Olsun, o güçlü bir ailedir. Hiç iletişim kurmamak gibi değil diyorsun. Evet. Yani çünkü işte bazı ailelerde mesela aile bireylerinin dertlerini görmezden gelirler. Hepsi birbirine rol yapıyor. Rol yapar veyahut ay bunda da hayır vardır, hadi neyse bilmem ne, sabret, şey yap. Yani böyle geçiştirilir de. Yani maalesef o kavramlar gerçek anlamlarını kaybeder. Eyvallah. Böyle pasifizasyon için kullanılır. Dolayısıyla bu sorun yoksa değil ama çatışma olsa bile sorun çözülüyorsa böyle bir şeydir. Dolayısıyla o güçlü bir ailedir. Bu anlamda Türkiye'de aile yapısını ben güçlü bir aile olduğunu güçlü düşünüyorum. Güçlü bir aile mi? Evet. Yani Türkiye'de. Genelde insan tabii yani Allah. Yapmayanlar var tabii. Yani olmayanlar var ama genelde ailenin değerleri sistemi ne olursa olsun aileler dayanışma halinde insanlar çocuğunu okutuyor ona şey. Evet, çatışmalar, gerginlikler yaşanıyor ama o bir dayanışma halinde devam ediyor. Bu anlamda ben aile yapımızı son derece güçlü görüyorum. Hani problemler sizden olacak tabii. Sizden bunu duymak tabii yani çok güzel. Olmayacak değil. Yani böyle hiç problemsiz bir hayat istiyorsan o zaman diyorum ki git yani gözün yiyorsa garantisi varsa git öl cennete. Başka çarem, başka bunun çözümü yok hayat. Sadece sorun çözme süreci yani. Bunu dolayısıyla olacak. Yeter ki onulmaz, çok büyük sorunlar olmasın. Ama onlarla baş eden insanlar bile var. Eğer değerler sistemini gerçekten şey yaptıysa. Bir de şu noktayı şey yapmak istiyorum. Mesela televizyonlarda da izliyorum. Birisi bir problemini anlatıyor. Ben sabır diyor hoca. Öbür sabır diyor. Ya ama şurada şey kayboluyor. Niçin sabır? Evet. Veya sabır ne peki? Sabır tabii evet. Hani dayanıklı olmak. Ya yanlışlığa olmak. Susmak mı sabır? Evet. Bir yani de o var o noktada. Hoca hanım affedersiniz ya. Hoca hanım diyorum ya hürmet ifadesiyle. Rica han, ederim. Malum haliniz bizim han ve hanım bizim şeyden gelen bir ifade de saygı ifadesidir kıymetli hocam. Yani burada sadece o yanlış tedavi veya tedavi ediyormuş gibi olmak değil. Buradaki en önemli üzerinde hani buyurdunuz ki kavramları anlamadığımızda biz analiz de yapamıyoruz. Sabır doğrudan dinin içinde olan bir şey. Evet. Yani kaç yerde sabırla alakalı ayet var. Bunun yanlış tatbikatını yaptığında yani bu şey gibi oluyor, haricen kullanılır hani ağız şey, evet. şeklinde prospektüse yazmak icap ediyor. Ama yaygın, literatürde maalesef yaygın olan mesela işte hani ibadetlerde sabır göstermek, haramdan sakınmaktan sabır göstermek, ama, musibetlere sabır göstermek. Ama hakkı kaim kılmak için de o duruşu sergilemenin adı evet. Sabır, en önemli sabır. Evet, gerekirse tabii bu, haksızlığa karşı çıkıp ondan sonra başına geleceklere sabır göstermek. Hani illa hocam bir kaç senesinde şeydiniz ilahiyat fakültesinden mezun oldunuz? Ben ilahiyat mezunu değilim, sosyoloji mezunuyum. Şu anda benim ilahiyatçı hocamdan duymak istediğim sözlerin hepsini söylüyorsunuz. Kendin. Demek ki şu tezi de bu destekliyor şu anda. Aile teşkilatı olsun, kainattaki herhangi bir ilim olsun. Bu bir böcek ilmi bile olabilir. İnsan oraya kendi varını nüfuz ederek, kendi benliğini bir kenara sıyırarak hakkı bulmak için eğildiğinde hakkı buluyor. Eyvallah. Haklı olanı biliyor. Ben yani bunları keşke televizyon önünde olmasaydık da bir gün inşallah beraberce de bir sohbet halkasında bulunmak i̇nşallah. İsterim.
Bu çok önemli bir şey evet. yani. Şimdi beyan o zaman şey. Evet, sabrın niçin sabır? O kadar az kimse söylüyor ki bunu. Rıza için sabır. Ama insanlar işte şu kadar Yasin okuyayım, şu problemim çözülsün. Şu bilmem ne olsun, oğlum şey yapsın, kızım bunu etsin, kocam şöyle yapsın, eşim şunu, işim şöyle olsun. Ya sen bunun için sabır gösteriyorsun, o zaman dünya için sabır göstermiyor musun? Müthiş ama bir bütün şey. Hepsi evet o problemi çözerken evet tabii problemi çözeceğiz. Ama bunu rıza için sabrettiğimizde amaç orada çok önemli. Allah hedefiniz. Kurban, eğer rıza için sabretmeye başladığınızda Marifetname'de İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Sabret ki sabrın acılığında rızanın tadına varasın. Subhanallah. O sabır sizi rızaya götürür. Ama öbür türlü sabır hep tahammüle dönüşür. Ve ondan sonra hep karşılık bekler. Biraz daha yapayım ki bunu yapsın. Evet. Ektiğim ki bunu yapsın. Gelmedi, bıraktım. Noktasında zıvanadan da çıkar. Evet. O zaman bir inanan bir yani bir şeye, ibadetinde olan bir Müslümana hiç yakışmayan bir şey sabır. Ama yani maalesef ben burada biraz eleştirel tabii sosyolog olduğum için de bakıyorum. Eleştirel yani mi? Televizyondaki hocalarımız mi? Falan da ufacık bir sabır. Demek ki ya sen buna sabret ama aynı zamanda rızayı unutma. Madem ki İslam kelime anlamı olarak teslimiyet ve rıza, biz niçin geldik bu aleme? Yok. Dolayısıyla sabrımı da evet bu sorunum tabii çözülecek. Ama soruna odaklanmaktansa rızaya odaklanmak. Bir süre sonra zaten sabrın acılığında, rızanın tadına vardığında insan bu mertebe ama rızanın içinde sabır da katlanıyor bir üstte ama manevi güzellikleri maddileştirmek, hatta maddileştirmek diyeyim vurgu yaparak. Hoca hanım yani çok şimdi bakın güçlü bir aileyi konuşurken de bunları konuşmamız manidar yani. Güçlü bir aile yapısında aile sorunlarından onu söylemek istedim Fatih evet. Hocam. Şöyle bir şey. Yani ailede çıkan sorunlar da insanı aslında her şey dünyada her şey rızaya doğru bizi götüren birer araçtır. Aile de öyledir aslında. Amaç değildir aile. Yani dünya olarak tabii bizim için çok değerlidir. Ama eğer yani inanç evet. düzeyi açısından bakıyorsanız gaye aile, hedef evet, değildir. Gaye hedef hedefe ve gayeye baktığı gidecek en önemli yapı taşıdır evet, belki ama çok o kadar. Değerlidir. Çok, çok değerlidir. Değerlidir. Ama siz o zaman sorunlara biz aile sorunlarını da bir rızaya bizi ulaştıracak fırsat olarak görürsek evet. Esas o zaman işte. Evet. Ben de arkadaşım böyle böyle yapıyor. Hocam bir tane çok güzel konuşuyor zannettiydim. Meğer bir dakika kaldı diyormuş. Olsun biz öyle yorumladık. Evet. Hissiyatımı dinlerken ki bulduğum güzelliği yansıtabiliyor muyum size karşı ve seyircilerime karşı bilemiyorum. Bundan şüphedeyim. Ama içimdeki hissettiğim şeyden hiç şüphede değilim. Hocam çalışmalarınızı hakikaten tavsiye ediyoruz arkadaşlar ama haddim olmayarak. Fakat biz istifade edelim. Bendeniz inşallah programdan sonra da dernek olarak vakıf çalışmalarımız olarak sizden çok yararlanmak isterim. Eğer tenezzül buyurur çalışmalarınızdan istifade ettirirseniz. Hı hı. Ve anladığım kadarıyla sadece aile yapısı için değil. Şu havada uçuşan tasavvuf sözcükleri var ya tasavvufa atfedilen kavramlar böyle uçuşan sabır, aşk, sevgi her şey falan gibi. Hak ve sorumluluğu galiba biz o hususta da Beylül hocamıza müracaat etmemiz lazım. İçimizi acıtsa da fark etmek güzel bir şey. Bugün bir arkadaşım bir mesaj attı. Çok güzel bir şey. Doğruysa güzeldir diyor. Çirkin olmaz diyor. Doğruysa hakikatse güzeldir. Çok güzel bir söz. Efendim bir ara vereceğiz. Aslında daha çok böyle duygularımı ifade etmek isterdim size ama belki de dengeyi biraz şu anda televizyon sağlayacak. Bir aradan sonra sohbetteyiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Eşhedü en la Allah Teala'nın seçtiği yer Mekke. Şehirlerin anası Mekke. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bereket duasının tecelli ettiği yer Mekke. Binalarıyla, tepeleriyle, dağlarıyla, en önemlisi Kâbesiyle, Zemzemiyle ve bütün güzellikleriyle Mekke. Mekke'yi nasıl anlatırsınız? Hani bir özet anlatmak mümkün mü diye düşündük. Dedik ki belki şöyle bir genel açıdan bakarsak Cebelin Nur'a kadar uzanan dağların nurunu, Mekke'nin bereketini, evet biliyorum arkada apartmanlar var, motor sesleri var, açılarımızı bölen, Kabe'yi görmemizi engelleyen apartmanlar var. Galiba biz Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam'ın bereket duasına amin dedik ama Hazreti İbrahim'in esas Kabe'yi yükselterek dua ettiğini unuttuk. Yine de bir Mekke'nin özetini anlatmak istediğimizde bu kareler, şu anda çektiğimiz şu çekim, şu yapım belki size bir Mekke'yi özetleme şansı olabilir. Niçin mi? Çünkü dağ manzumesini görebiliyorsunuz. 12 bin dağ ve tepenin isimleriyle kayıt olduğu bir Mekke'den bahsediyoruz. Dağ cenneti işte şu anda görebilirsiniz. Bir vadi var diyoruz. Yüksekten alçağa, ma'ladan mesfele süflaya, ortada da Kabe'nin olduğu çukurda kaldığı vadi var diyoruz. İşte bunu burada görebilirsiniz. Nur Dağı var diyoruz, Cennetül Mualla var diyoruz, Kabe-i Muazzama var diyoruz. Hepsini bu karelerden görebilirsiniz. Meş'aril Haram'ın çıkışını, girişini çok hakim bir yerde. Belki de yarın bir gün, belki birkaç sene sonra, belki seneye, buradan bu çekimleri yapma imkanımız da olmayacak. Şimdi bu çekimleri yapabiliyoruz. Sizlere bir şey gösteriyoruz ama belki de bu buranın bir jübilesi gibi olacak. Şu anda gün batımını Mekke-i Mükerreme'den görüyoruz. Ve ne nerede, nasıl olduğunu varın siz karar verin diyoruz. Ama bu yerden baktığımız halde Kabe'yi görememek aslında bize üzüntü veriyor mu? Herhalde veriyor. En azından şuradan anlayabilirsiniz. Siz Mekke'yi anlatan bir programda en hakim olduğuna inandığınız bir dağın tepenin başına çıkıp da Kabe'yi göremiyorsunuz. Bu birçok şeyi anlatabiliyor. Düşünmemiz için Arafat Meydanı bir vakfe anı. Ama bazen şu çekimler, şu fotoğraf kareleri de insanı düşündürmeye yetiyor ve hatta yetmeli. Evet kıymetli dostlar, şimdi programda şunu duymuşsunuzdur belki, hocamın çok güzel, yüksek duygularla ve çok kıymetli çalışmalarla ortaya koyduğu bir cümleyi basite indirgemek istemem ama bazen anlatımın basitliğinden de yararlanmak lazım televizyonda diye düşünüyorum. Birazdan yapacağım basitliğe kılıf değil bu. Hani dedi ki hocam, buyurdu ki, aslında Türkiye güçlü bir aile yapısına sahip, yani güçlü bir aile. Demin anlattığımız ölçüleri bir bir tatbik edersek bizim aile teşkilatımıza ve genel yapımıza biz güçlü bir aile yapısına sahibiz. Yani bu ne gibi geliyor bana biliyor musunuz? Hani bir anda böyle bir film karesi olsa Avrupa futbol şampiyonasında finali oynarken uzatmalarda bir gol atmışız da o neşeyi yaşıyormuşuz gibi bir heyecan uyandırmalı bizde.
Bizim üzerimizde hep algı operasyonlarından bahsediyoruz. Üst akıl oyunlarından bahsediyoruz. Aslında üst akıl veya bu algı operasyonları bizim esas değerlerimizi çok ince ruhumuza inen noktalarda kılcal diyebileceğimiz fakat besleyen kanallarımızı kurutmakta. Çirkin kötü gösteriyoruz kendi kendimizi ve bunu yaparken de kendimize göre bilinçli hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Ama hocam ilmi konuşuyor bakın, altını çizerek söylüyorum. Bilimsel yani ölçülebilir, istatistiki diyeceğim. İstatistik kelimesine bir de Arapça ek koyacağım, çok çakma olacak ama istatiksel neticelerle bunu ortaya koyuyor. Hocam 4-5 dakikada sizinle bu çerçevede biraz etrafımızda gürültü var, tereddüt olsun, ediyorum ama olsun. Biraz da gitsin diye vapur sözü uzattım ama galiba ille bizi seyredecek. O da istifade evet. etsin. Şimdi Türkiye'de çekirdek aile tabii %70'leri yani 74 falan oldu. Bu giderek de artıyor. Geniş aile sayısı da giderek azalıyor. Bu tabii bu çağın gerekleri, bu modern hayatın getirdiği şeyler. Ama insan ve topluma dair her bilgi yani ideolojik yorumlamaya müsait. Her yerde de aynı değil. Evet. O tabir orada geçerli ama burada farklı olabiliyor. Farklı olabiliyor. Şimdi daha modernist olanlar işte çekirdek aile artıyor ne güzel deniyor. Bu anne baba evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek aile ama literatürde bunun tanımı aynı zaman atomize. Yani yalıtılmış, yani yakın akraba ilişkilerinden asgariye inmiş bir aile tipini hedefleyerek varsayarak söylenir ve bu modernleşme, kentleşmeyle artacak denir. Nitekim Batı'da da tabii en fazla İskandinav ülkelerinde, Avrupa'da bu tür aile sayısı artıyor. Yani yakın akraba ilişkileri var ama minimize olmuş. Amerika'da kısmen. Metropollerde ama orada aile daha birbirine güçlü, aile kavramına daha fazla önem veriliyor. Çünkü öğütücü çarklar daha çok aslında. Orada daha fazla evet. önem veriliyor. Evet. Şimdi bu şeyde hani nasıl diyeyim, yazılı metin üzerinden insanlar olgu dünyasını gözünü kapatıp konuştuğu zaman ortaya böyle muhafazakarlar bir geniş aile hayali, öbürleri yaşasın çekirdek aile modernistler. Halbuki böyle bir şey yok. Çünkü neden? Neden? Türkiye'de çekirdek aile ağı var. Çekirdek aile ağı. Of. Şimdi genel bu aileden yapısından da kuvvetli yani. Evet. Çünkü neden? Bu yakın akraba aileler, 1-2-3. Kuşak aileler. Abi teyze, amca, hala o tür yan şeylerde dahil, ilişkilerde, akrabalık dahil. Ayrı ayrı çatılarda oturuyorlar ama herkes çekirdek aile. Ekonomik bakımdan bağımsız. Hani ayrı çatılarda altında oturuyorlar. Ama çok yoğun bir etkileşim ağı oluşturuyorlar. Yani evet. görünmeyen bir çatı kuşatılmış vaziyette aslında Türkiye'deki aileleri. Ve bu çekirdek aile ağı, yani sosyal sınıflara, sosyal tabakalara göre de değişiyor değil. Yani çok ne bileyim ben, bu magazinlerde okuyoruz. Sosyetik birisi kızı New York'ta doğum yapacak. İşte gidip 3 ay New York'ta kalacak. Yani en âlâ şey bakılacak şartlara yani. Sahipken. He. Veyahut da mesela birisi badana yapacak, kuzeni geliyor. Taşınmaya ailede başkası yardım edebiliyor. En fazla da torunların bakımında dedeler, anneanneler işte yuvadan alıyor, onu bekliyor, ediyor. Acayip bir yoğun bir hizmet alışverişi var. Allah Allah ya. Evet. Bir çekirdek aile ağı şeklinde yaşıyor Türkiye'deki insanlar. Ve bu da demin de söylediğim gibi ailenin sahip olduğu kültürel değerlere hiç bağlı değil. Sosyal tabakaya bağlı değil. Genel yapı böyle bir şey. Bu çekirdek aile ağı yaşamında en fazla tabii şimdi artık hani kredi alma imkanları şunlar bunlar olunca insanlar da para tabii tatsız bir mevzu. Evet. Dolayısıyla onları pek fazla para alışverişi olmasa bile hizmet alışverişi son derece yoğun. Hatta belki bu hadiseyi şöyle bile okuyabiliriz. Yani işte herkes kendi başına kalıyor kardeşim değil. Belki de o aile yapısını ve beraberlik devam etsin diye birbirlerinden bir şey istemeyip
kötü olmayalım noktasına duruyorlar. Tabii. Bunu çünkü biz yakın halkın içinde olduğumuzda görüyoruz. Ya ben diyor abimden isterim ama diyor şimdi bir terslik olur diyor. Gideyim bankadan alayım yani. Katılım bankası. Güzel bir şey ama. Yani niye ya orada ilişkiye bozulmasın evet. istemiyor. O da böylece o da ayrı bir yorum devam aslında. Devam etsin istiyor. Dolayısıyla çekirdek aile ağı şeklinde çalışıyor. Bu aslında geleneksel geniş aileden çok daha sağlıklı bir durum. Evet. Yani aynı çatı altında ben biraz şey diyorum. Evet. Geleneksel geniş aileyi erkekler daha çok savunuyor. Yani hayalini kuruyor. Çünkü dışarıya geliyor. Hani bir mahiyeti onun hani onun hükümranlığı hani geniş tabii. aile. İyi ama o aynı o çatı altında yaşayan insanları düşünün. Ya hoca hanım bendeniz bundan 4 sene evvel. Çekişmeleri, çatışmaları, evet. sıkıntıları. Burada kapınızı kapatırsınız, 3 gün görüşmezsiniz, 4. gün bir şey olmamış gibi gene başlayabilirsiniz. Evet halk yani, müziği sanatçısı bir şey söyledi bilmiyorum takip evet. ettiniz mi? Ben o konuşmadan çok zevk almıştım televizyonda bir konuşmaydı. Dedi ki kaç kardeşsiniz? 24 kardeşiz dedi. Aa dedi falan ama dedi bak şimdi bir şey itiraf edeyim. Yani yolda birbirimizi görsek belki tanımayabiliriz. Çünkü ilgi falan yani taksim edilemiyor. Adaletli taksim edilemiyor. Evet. Hatta onun devamında da komik bir şey söyledi. Sesinizin güzelliği orada yörenizde acı yemek mi dedi. Yok ya kardeşim dedi ya. 24 tane çocuk dedi. Kim daha üstün olursa diye dedi. Ses çıktıkça çıkıyor dedi. Ses güzelleşiyor dedi. Şimdi çekirdek ailede aslında geniş bir alanda birbirinden habersiz yaşamak yerine ki bu cemaatlerin aynı. Obezleşmesi hı hı. aynı şekilde herkes gelsin falan diye büyüyüp ondan sonra sorunlarıyla baş edemeyen bir toplum haline gelen biz sivil toplum kuruluşlarında da bunu görüyoruz. Doğru. Kontrolü kastetmiyorum sadece doğru iletişimi kastediyorum. Belli şekillerde kümelenmiş, bir çatı altında toparlanmış sağlıklı bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Aslında geniş aileden daha büyük bir aile evet. diyebiliriz değil mi buna? Evet, tabii. bu çekirdek aile ağı şeklinde tabii onun hani ailenin bu konu daha çok pilav ne derler su kaldırır. Daha çok su kaldırır o hamur derler. O şekilde yaşanıyor. Bu da dayanışmayı... Yine geldik bizden olan değerlere. Evet. İlle de şudur diye dayatma değil mesele. Evet. O hak ve sorumluluğu doğru taksim edecek. Evet. Meseleleri ailesinin çözüm merkezi evet. haline getirebilecek. Evet. Hani... Öyle şeyler var. Kuzenler kardeş gibi büyüyor mesela. Evet. Yani ayrı çatı altında oturuyorlar. Evet. Demin de sizin çok güzel verdiğiniz örnek gibi o 24 tane çocukluk yani o kadar olacağını. Benim yeğenlerim, kuzenlerim biz öyle Allah'a çok şükür. Hı. Hepsi benim için çok kıymetlidir. Kardeşim gibidir hepsi. Hı. Yani kardeşim alınmasın. Çok yakındır. Yani dertleştiğim otu hakikaten de yani arkadaştır. Ve onun avantajını yaşarsınız. Kimse biz bunu kendi hayatımızda yaşıyoruz. Dar da olsa geniş de olsa herkes bir çekirdek aile ağı içinde. Hatta öyle ki yani ekonomik bakımdan bağımsız işte tatile gideceklerini ya işte erken rezervasyon indirimi vardı da işte kısmet olsa şuraya gideceğiz lafın arasında sokuşturur. Yani birbirine hesap da veriliyor aslında çok enteresan bir şekilde. Tabii. Ama bizim yapımız böyle bir şey. Yani bizi düşünmeden gitti demeyin. Evet bu yurt dışındaki Türklerde de aynı şekilde devam ediyor. Yani çekirdek aile ağı. Tabii bu her zaman onu söylüyorum. Yakın insan ilişkilerinde ya bütün sosyal etkileşimlerde sadece işbirliği dayanışma değil, çatışma, hani yarışma, o tür bütün etkileşimler i̇nsani olacaktır şeyler. İnsani şeyler. Ama genel görünümü bu şekilde. Hocam farkında olmak insanın kendi varlığı hakkında, aslı hakkında, nereden gelip gittiği hakkında bir bilgiye ulaşınca heyecanlanıyor. Hatta bazı tasavvuf erbabı aşk diye buna diyor. Kendi aslını bilmek için insanda lazım olan, ortaya çıkan daha doğrusu zevkin adına aşk diyorlarmış. Bunlar bize o farkındalığı yaşatıyor mu? Bilemem. O kadar dediğim gibi benim haddime değil. Yorumsuz geçmem lazım. Ama kıymetli hocama sizin namınıza, o selahiyeti kendimde hissediyorum. Sizin namınıza hürmetle ellerinden öpüyorum. Allah Teala... Böyle hocalarımızı, Beyli hocamız gibi hocalarımızı, aydınlarımızı inşallah bu milletin başında daim kaim olsun diyorum. Vatan ve millet için kimler Allah'ın rızasına, demin hocamın buyurduğu gibi, rızasına uygun hizmet yapıyorsa
adı, ismi, görüşü, siyaseti, tarzı, ırkı ne olursa olsun Allah Teala onlara da sıhhat, afiyet ve ebedi saadet nasip eylesin diyorum. Amin. Ara verelim. Tekrar görüşelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو الله خلقكم من تراب ثم من نطفة والله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح الأجاج وما شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون
وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Elhamdülillahi Rabbil alemine ya erhamer rahimin, ya mücibes sailin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya erhamer rahimin, vaad ettiğin cennetlere, cemaline, senin rızana kavuşarak o şekilde gitmeyi nasip eyle. Senin rızanı her zaman senin memnuniyetini ve rızanı düşünerek sana aşık kullarınla, onları düşünerek yaşayan aşık kullarınla bize haşr-ı cem eyle. Ya Erhamer Rahimin, aslımızı, nereden geldiğimizi unutmadan kibirlenmeyi, haset, gadab, her türlü hırsı, şakaveti, bunların hepsini bize çirkin gösterip izzetin senin yanında olduğunu fark ederek hep aziz olmayı, müminlere vaat ettiğin izzeti yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Bugün ahirete uğurladığımız şehitlerimize sen rahmet eyle. Bu vatanı, bu milleti her türlü beladan, musibetten muhafaza eyle. Şu amin diyenlerin ne müşkülleri ve istekleri varsa hayırlısıyla şu an ihsan eyle. Duaların kabulü için El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة thank you.
Sofranızın lezzeti Kent Bourngyar, iftar huzurunu sundu.